Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Kanal Fırat ekranlarından bir aile ve çocuk programıyla daha karşınızdayız. Aile ve çocuk programında olmazsa açıkçası konuklarımızdan, ona konuk da demek aslında önemli değil. O artık bizim açımızdan evimizden biri, hanemizden biri haline gelen eğitimci yazar Hacı Ormanoğlu'yla beraberiz bu akşam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam ben şükür kavuşturana diyorum. Çünkü gerçekten aile ve çocuk denildiği zaman toplumun geniş kitlelerinde açıkçası yer bulan bir isimsiniz. Bunlar belki sizin açınızdan söylenilmesini istemediğiniz alçak gönüllülüğünüz ve mütevazılığınız sayesinde ama gerçekler de bunlar. Çünkü ailelerimiz sizleri çok seviyor hocam. Öğrencilerimiz sizleri çok seviyor. Zaten program jenerik cümlemiz de yüreklere dokunmak, sevgiyle yüreklere dokunmak dedik. Hocam hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Ben merak ediyorum programın başında hocam. Allah daha çok versin. Bu enerjimiz hocam biraz açıklar mısınız? Eyvallah. Programımızın başında hocam. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. Aldığımız nefese şükür. Günümüze şükür. Binlerce şükür. Biraz önce de bir kardeş daha sordu. Bu enerji duadır dua. Evet. Dua arıyor dua. Evet. Binlerce insan bize dua ediyor. Birbirimize dua edeceğiz. Evet. Birbirimizi seveceğiz. Evet. Allah için seveceğiz. Evet. Selamlaşacağız. Halatı soracağız. Bu değerleri unuttuk. Gerisi geliyor. Bir de samimiyet olacak. Evet. Şuradan gelecek. Evet. Murat Bey ben şimdi ağzımla konuştuğum zaman siz beni kulağınıza dinliyorsunuz. Buramdan konuştuğum zaman siz de beni buranızdan dinleyeceksiniz. Evet. Vallahi ben buramdan konuşuyorum. Evet. Rol yapma derdim yok. Bilmem mış gibi yaşama derdim yok. Evet. Neyse odur ya. Evet. Allah beni yaratmış. Evet. Allah güzel yaratmış. Evet. En güzelini yaratmış. Biz de şükredeceğiz. Ama dertliyiz ya. Evet. Vallahi dertliyiz. Ben bakın Türkiye'yi dolaşıyorum. 100.000'i aşkın insanlara Türkiye'nin 7 bölgesine sunumlar yaptık. İmkanlar ölçüsünde ayağına gittik. Yüreklerine dokunduk. Çocuklarımızın yüreğine dokunduk. Bir lisede konferans verirken gençlere küçük kağıtlar dağıtmıştım. Gençler dedim beni eleştirin. Görüşlerinizi ne olur yazın benim için çok önemli. O görüşleri her zaman saklıyorum. Önemlidir. Bir ablamız kağıttan gemi yapmıştı. Dedim herhalde sıkıldı. Eve gittim. Özellikle o kağıdı çok merak ettim Murat Bey. Kağıdın üzerine yazmış ki Hacı öğretmenim anlattıkların çok güzeldi. Gerçekten yüreğimize dokundunuz. Çok mutlu olduk. Çok sevindim. İlk kez böyle şeyler duydum. Lütfen başka limanlara da uğrayın. Murat Bey, uğrayacağımız dünya kadar liman var. Evet. Yüreğine dokunacağımız binler var. Evet. Daha geçen bir fen lisesinin pansiyonundaki öğrencilerin misafiri oldum. Gideceğim. Milli Eğitim Müdürlüğümüz izin verdikçe gece de gideceğim. Vallahi o gün 4. programdı. Gençlerle sohbet ettik, sohbet. O kadar güzel oldu ki. O gün o kadar bereketli oldu ki. Gençler baktım ki çıkışta birkaç tanesi gelmiş bizi kucaklıyor, elimizi öpüyor. Ya Rabbim. Çünkü demek ki yüreklerine dokunmuşuz. Evet hocam bu önemli. Hocam yüreklere dokunmak tabii ki toplumun bütün paydaşlarıyla ilintili olan bir durum. Gerek eğitimciler. Belki de başta hocam anneler, babalar. Çünkü hani eğitim anaokulu öncesi itibariyle aileden başlangıcının yapınıldığı yerden bahsediyoruz. Hocam buradaki anne baba eğitimi üzerine biraz hocam konuşacak olursak annelerimiz, babalarımız, bizler, ebeveynler hocam gelecek kuşakları nasıl eğitmeliyiz, nasıl yönlendirmeliyiz ve bununla beraber hocam biz kendimizi nasıl eğitmeliyiz? Süper. Harika bir soru, çok da güzel bir giriş. Murat Bey gerçekten şimdi o sinerjiyi ben sizden aldım. Teşekkür ediyorum hocam. O yüzünüzdeki güzelliği, o tebessüm sizden aldım. Ben de yüreğime dokundunuz bu girişte. Şimdi her gün vallahi bir şeyler okuyorum. Bir şeyler izliyorum. 52 yaşındayım. 29 yıldır öğretmenim ama 40 yılda eğitim içindeyiz. Her geçen gün bir şeyler öğreniyorum. İki günü birbirine denk olan zararda da diyor benim Gül Peygamberim. Örneğimi önderim. Ya şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Ama bizim zamanımızda okul vardı, çevre vardı, aile vardı, arkadaş vardı. Birkaç şeyden etkileniyor. Ama şimdiki şey çok farklı oldu. Şu anda aynı ahtapot gibi bizi, çocuklarımız her şeyi, teknoloji, işte televizyon, birçok şey sarmış. Anne balık yavru balıkları toplamış.
Onlara nasihat ediyor. Yavrum demiş. Bak insanlar böyle bir çengele bir şey takıyorlar. Ekmek, yani bir yem gibi bir şey. Atıyorlar. Sakın onu yemeyin. Bu bir tuzaktır. Anne balık bunları anlatırken üzerlerine bir tur geliyor. Diyor çocuklar vallahi bu kadar değiştiklerini ben de bilmiyordum. Evet. Şimdi tor gelmiş üzerimize, tor. Bütün insanlığın üzerine tor gelmiş. Ailelerin, çocukların. Ben her zaman söylüyorum yahu bu işin uzmanları, bu işin şeyleri var. Ya biz garibanlara düşmüş de gelip anlatmaya çalışıyoruz. Ya herkes seferber olsun. Aile seferberliği, eğitim seferberliği. Bu seferberlik ilan edeceğiz. Herkes elinden geleni yapacak. Karınca misali dostluğumuzu belli edeceğiz. Evlerimiz yangın yerine dönmüş. Okullarımız yangın yerine dönmüş. İş yerlerimiz yangın yerine dönmüş. Bizim en önemli şeyimiz huzur ve mutluluk. Bunu kaybettik. Bir teyze vardı Adana'da, her zaman geldi yanımıza. Huzur huzur diyordu oğul. Allah önce sağlık, sıhhat sonra da huzur versin bize ya. Evet. Huzurumuzu kaybettik. Ağız tadımız kaçtı. Hani o komşuluk ilişkilerimiz nerede? Komşuluk mazi oldu. Bir tane de proje vardı. Mehmet Güzel Çocuğum başlatmış. Komşuluk mazi olmasın. Yani şimdi yığınlar içinde yalnızlaştık Murat Bey. Her karabalığız, şuyuz buyuz ama herkes bir köşeye çekildi. Eskiden bir aynı bardakta su içiyorduk. Aynı kaşıkla belki yemek yiyorduk. Aynı tabaktan yiyorduk. 10 tane el bir tabak geliyordu. Diyordu ona bir sofra şeyin sobanın etrafına toplanabiliyorduk. Şimdi bakın imkanlarımız var, her şey var. Herkes bir odaya çekilmiş ama herkesin elinde bir cep telefonu, birbirinin yüzünü görmeyi unuttular. Bir gün çocuklarımı çağırdım, dedim ki gel, biraz sohbet ettik. Kızımın biri diyor ki, baba senin gözlerinin rengi yeşilmiş ya. Birbirimizin gözlerinin içine bakmayı unuttuk. İşte yüreklere dokunmak, sevgiyle yaklaşmak. Ama ne olursa olsun, anneler, babalar, çocuklarınız... Siz, önce siz çok kıymetlisiniz, anneler. Anne diyor ki, yemedim, içmedim, içirdim, saçımı süpürge... Ya abla saçını süpürge etmene gerek yok. Kendini o kadar da yorma. Kıymet ver, kendine de bak, kendinle de ilgilen. Bir daha bu ömür ele geçmeyecek. Murat Bey gitti, bak bir 10 dakika önce programa başladı. O gitti, 10 dakika sonrasını bilemeyiz. Şu anda tadını çıkaralım ya. Onun için bu konuda... Özellikle anne babalar, ya 5-6 yaşına kadar o çocukları size eğitiyorsunuz, terbiyesi şey. Biz diyoruz ki, Allah için okula göndermeden önce çocuklarınızı biraz saygılı olmayı, kendi kendine yemek yiyebilmeyi, sofrasını toplayabilmeyi, efendim kendi işini yapabilir, dişlerini bir fırçalama öğrensin. Bu tip birçok şeyi o ailede alsın, bize gerisini getirelim. Eğilin, Japonya'ya bakıyorsun, adam 3 yaşındaki çocuğa, bütün sorumluluğu vermiş. Özgüven sorunu var. Sen hizmeti yoksa Japonya'da Murat Bey. Okulda her şeyi çocuk kendisi yapıyor. Ve 3 yaşında yemeğini alıyor. Getirip masaya koyuyor. Yiyor. Masasını silip süpürüyor. Ondan sonra gidiyor. Japonya'da 4. sınıfa kadar çocuklar sınava tabi tutmuyorlar ya. Bu ne sınav. Şimdi bizde de işte çok şükür bakanlık yeni bir şey gönderdi ya. Artık yazdılar falan yavaş kalkacak. Neyi öğreteceğiz? Ya kurallar üreteceğiz. Sevgiyi, şefkati, Efendim Mesih'in birçok şeyi, çevresini temiz tutmayı, yardımlaşmayı, kardeşliği. Bir yerde okumuştum, en çok mutluluk veren şey neymiş bilmiyorum, paylaşmakmış. Yardımlaşmakmış. Bizim annemiz boynumuza bir ip takardı, bir silgimiz olurdu. Bu silgiyi kullanırdık, şimdi kaybolmasın. Ama arkadaşımıza lazım olduysa o silgiyi arkadaşımız şeyle eğilirdik, o da silerdi. Öğrencime bakıyorum, 3 tane silgisi var. Arkadaşın yanındaki arkadaşı silgi istiyor, vermiyor. Dedim, yavrum niye vermiyorsun arkadaşına, niye paylaşmıyorsun? Anam dedi ki, hiç kimse bir şey verme. Bizim anam öyle demiyordu. Evet. Diyordu, kimsenin dalını kırmayın, kimsenin kalbini kırmayın. Yardım edin, büyük yaşlara yardım edin, küçüklere yardım edin. Herkesi sevin. Sokağa anam boydan boya süpürürdü, Adana gibi yerde. Niye? Ya da oğul buradan insanlara geçecek hakkı bize geçmesin Murat Bey. 7 yaşındaki çocuk, erkek çocuk geldiği zaman anama ayağa kalkıyor. Ya ana niye öyle? Oğul diyor olmaz. Bir terbiye, bir ahlak. Ateşe sormuşlar, sen ne de bulacağız? Demiş ki duman olan yerde beni bulursunuz. Suya demişler, sen ne de bulacağız ya?
Demiş, şırıltı duyduğunuz yerde ben bulursunuz. Ahlak'a demiş, seninle de bulacağız. Demiş, vallahi beni kaybederseniz bulamazsınız. Şu anda en büyük sorunumuz, ahlak'ı kaybettik. Alışverişte, şeyde, sokakta ya insanlar birbirini sormuyor. İnsanlar nasılsın diyorsun, diyor ki nasıl olur hocam, sürünüyoruz. Allah kimseyi süründürmesin. İyiyim dedikçe, daha iyi olacak dedikçe, şükredikçe Allah daha veriyor. Ama böyle sürekli olumsuz, negatif düşünce, ana baba okulu açacağız. Çocuklarımız okula kaydolmadan önce anne veya baba, veli kimse Murat Bey, gelecek o ana baba okulunda psikologlar, uzmanlar, diyetisyenler, beslenme uzmanları hepsi ayrı ayrı çocukla ilgili aileleri eğitecekler. Evet. Okul kuralları, çocuğunuzu okula getirdiğinizde bak şunları, şunları yapacaksınız, şunu yap. Hepsini en az 3 hafta, 5 hafta, 3 ay yazın okullar açık değil mi? Tatilde. Hiç kimse yok. O binaları biz niye kullanmıyoruz? Üniversiteden hocalarımız, işin uzmanları, öğretmenler işte her kim. Gönüllü veya işte görevli. Mesele değil. Şu anda gerçekten kamanıyoruz. Birçok insanın şu anda sıkıntısı 4 yaşındaki bebe, kızım cep telefonu eline almak için 52 yaşındayım, oturuyorum kızla oyun oynuyorum. Ama nereye kadar? Bir gün 24 saat lira. Adamlar işi cazibare getirmiş. Müzik var, görsel var, şey var. Eskiden Murat Bey videolar 2 saat, 3 saat. Şimdi adam 3 dakikaya düşürmüş. Öyle bir yerden vuruyor ki seni. Sen çocuğun o kadar ilgisini çekiyor ki. Şimdi bunu hazırlayan işin uzmanları. Onun için o anne babalar o eğitimi alınacak. Ondan sonra da o ailenin çocuğu okula kaydedilecek. Hocam anne babalar olarak aslında hayatı biraz da akışına bırakıyoruz. Sonraki aşamalarda problemleri görüp problemlerin kendimizle de ilgili olduğunun da farkında olmuyoruz evet. Zaman zaman. Burada anne babanın başta tutumları olmak üzere. Hocam anne baba nasıl bir rol dağılımında olmalı? Yani burada evet somut olarak hep çocuklarımızla ilgili eğitime başladıktan sonra birinci sınıftan itibaren özellikle başlangıç noktasından itibaren hep böyle somut beklentiler içerisine girerken hocam sizin çok güzel bir yazımız var. Yani programımızda altyazı olarak sunulan sevgi ile yüreklere dokunmak. Şimdi çocukların dünyasından o sevgi sanki hocam biraz kayboldu gibi. Yani beklentilere cevap verebilme adına o gayreti çabayı gösteriyor. Ama tabii onun altında da ezilebiliyor açıkçası. Hocam buradaki yaklaşımlar nasıl olmalı? Aynen. Aa, süper. Murat Hocam vallahi bakın bir bilimsel bir çalışma yapmışlar. Dünyada huzurlu olmak, mutlu olmak için 8000 insan üzerine bir deney yapmışlar. Şifre şu. Odaklanmak, yoğunlaşmak. Biz şu anda neye yoğunlaşmış? Herkes kendini bir sorgulasın. Bak okul okul dolaşıyorum. Bu ara okul okul dolaşayım. Ya 2:20 geçe kadar ben dersim var. O çocukların hakkı üzerime geçmesin diye. Vallahi çırpınıyorum. Ondan sonra da 2:20 geçeden sonra bütün okullara, bütün kurumlara diyorum ki ben gece yarısı da gelmeye hazırım. Ya gelmeye hazırım ha. Biz bunun için rüyasını da gördük ya. Bunun hiç güzel şeyini aldık ha. Hiç bir şey emek boşa gitmez ya. Hele ki bu çocuklarsa, bu gençlerse, bu annelerse. Anne diyor ki ben sana hakkımı helal etmiyorum. Dedim hanımefendi ben seni tanımıyorum. Allah aşkına bana niye hakkını helal etmiyorum? Ben sana ne yaptım? Hocam diyor niye 15 sene önce gelip bunları anlatmadın da ben çocuklarını bu şekilde yetiştireyim? Abla dedim Elazığ 600 bin nüfusu var. Ben bir gariban Hacı Orman'a hangisine ulaşayım ya? Ama bu televizyon programları belki şu anda binlere ulaşıyor. Evet, benim ailem şu anda Adana'da onları izliyorlar. Evet. İstanbul'da, İzmir'de, Urfa'da benim birçok ilde arkadaşlarım şu anda bizi izliyorlar. Onlara da selam olsun buradan. Murat Bey vallahi bakın şu. Şimdi gençlerle sohbet ettiğimizde de aynı şeyi yaşıyoruz. Ya biz sürekli çocuklarımıza anne diyor ki yavrum dersine çalış ben sana başka bir şey istemiyorum. Ya vallahi öyle değil. Ne? Ya dersine çalışacak ha. Dersine çalış. Yediğin yemeği masanı sil, temizle. Kendi yemeğini kendi ye. Ellerini yıka, dişlerini fırçala. Bu görevlerini yatağını düzelt yavrum.
Elbisenden ortalığa atma. Bunu isteyeceksin ya. Yok. Hocam çocuğum sadece dersen... Ya ders... Hayattaki dersi çocuğu unuttuk. Okulda dört problemle ilgili çok şey çözdük de matematikteki problem. Çocuğun gerçek hayattaki problemlerini unuttuk. Bir konferansta bir hanım kızımız dedi ki hocam dedi. Annem babam telefona dokunduğu kadar daha bana dokunmamış ya. İşte yüreğe dokunmaz diyoruz. Dokunmak diyoruz. Evet. Hadi git ders çalış. Hadi git odana. Bir de şey var. Mutlaka çok kitap okumalısın. Kitap okumak çok güzel çocuk. Diyor ki annem baba siz hiç bir gün elinize kitap görmedim ki. Ya çelişmeyin ha. Evet. Niye okumuyoruz? Evet. Burası önemli hocam. Ben her gün valla okuyorum. Bir standart oluşturmuşum kendime. Onu standarta, onu okumadan yatmıyorum. Yatmayacağım da. Çünkü kendimizi geliştirmemiz lazım, yenilememiz lazım. İnsan beyninin 2,5 milyon gigabayttan gigabayt olduğu söyleniyor Murat Bey. Aynı şeye benziyor, değirmen taşına. Verdikçe üretiyor. Mesela Çinliler diyor ki, okumadan geçen 3 günün sonunda konuşmanın tadı kaçar. Çocuk, biz masallarla büyümedik mi? Annelerimizin okuma yazması yoktu. Ama öyle güzel masallarını anlatıyorlardı ki. O masalın kahraman biz oluyorduk. Onlar gerçekten yatmadan önceki yarım saatiniz, uyandığınızdaki yarım saat o gününüzü belirliyor Murat Bey. Evet. İzlediğiniz film, dizi o gününüzü belirliyor Murat Bey. Okuduğunuz kitap, en son okuduğunuz kitap o haftanızı belirliyor. Rüyalarla ilgili bir kitap okumuştum. 3 çeşit rüya var diyor. Bir tanesi diyor günlük hayatta gördüğünüz, yaşadıklarınız diyor gece 12 ile sabah namazına kadar günü sizi meşgul ediyor. Ama biz şimdi çocuklarımız bu telefonlarda, şurada, burada şiddet şeylerini izledikçe nasıl muvaffak olacak? Ve Allah sonumuzu hayretsin. Evet. Bir önce, daha sonraki şeye geçelim. Hocam tabii şimdi şöyle, yani mesela burada zaman zaman evlatlarla ilgili, çocuklarla ilgili teknoloji zaten bir kere tahkim kurmuş durumda. Yani bize, hayatımıza, ailemize. Ve aileler olarak, anne babalar olarak da biz de zaman zaman ne kadar farkında olsak da görmezden geliyoruz. Bazen babadan annenin arasındaki, hocam görev dağılımı da çok fark ediyor. Hep anne üzerine sanki beklentilerimizi aynen, oluşturuyoruz. Harika. Biz çalışıyoruz, anne bütün sorumlulukları yapsın. Bu sefer orada bir sanki boşluk oluşuyormuş gibi hocam, otorite boşluğu oluşuyormuş gibi. Yani sadece anneyle gitmiyor ve sonraki aşamalarda problemlerle baş etme becerileri de zayıfsa, hocam sonraki aşamada sıkıntılar da daha farklı bir şekilde meydana çıkmış oluyor. Şimdi bu çok önemli bir konuya değindiniz. Evet. Niye şey hep anne? Baba ne de baba? Bir öğrenci dedi ki yine bir konferansta dedi hocam ben hiç babamı göremiyorum. Babalar, babalara söylüyorum. Ne dersiniz? Hocam gittik çalıştık akşam işte akşama kadar çalıştık ondan sonra gidip biraz da şurada burada gene de işte. Kahvede, şeyde falan zaman geçiyor. İyi de. Çocuk diyor, ben hiç babamı görmüyorum hocam diyor. Dedim, niye? Ben diyor, babam geç geliyor. Sabah zaten göremiyorum. Babam akşam geç geliyor. Neden geliyor? Kahveden geliyor. Ya iyi de, ömrünüzün hepsi yarısını kahvede geçmek zorunda değilsin. Kendinize zaman ayırın da, haftada bir gün, 2 gün çalış çocuğunuza zaman ayırın. Bir. İkincisi, anne bir yere kadar. Ondan babanın otoritesi olacak. Ve baba bir kere... Benim babam böyle, rahmet, Allah mekanı cennet etsin, dövmezdi, dövme falan yoktu, şeydi ama Murat Bey şöyle bir gözümüzün içine bakardı, siz de aynı şeyler halen yaşıyoruz. Gözümüzün içine bakardı, vallahi biz. Bizim zamanımızda evet kelimesi yoktu, şimdi hayır gelmiyor. Ya arkadaş, çocuklarımıza hayır diyemiyoruz. Sınır yok. Bir sınır yok. Her işi, evet. Her işi evet. Çocuk, aile tamam her şeye hayır, evet dediği için, biz okulda da çocuğa hayır kelimesini diyemiyoruz. Ya yeri geldiğinde hayır, bu olmaz, bu kararımız bizim. Bunu yapmayacaksın kardeşim. Bu sınır, ya bir sınır olacak, bir ölçü olacak. Orada da hocam özür diliyorum, sözünüzü kestim. Bazen annenin dediğine baba karşı çıkıyor. Ya o da ayrı bir de. Daha büyük ailelerde anne baba bir şey demiyor. Bu defa dedenle ne diyor? Ben torunuma karışmayasınız, ben torunum. Ya senin torunun bir sınır. Biz onların çocuklar değiliz, onlar bizim çocuklarımız. Biz anne babayız, bizim dediğimiz olacak ha. Bakın Murat Bey çok acı bir şey. Eskiden babaların sözü geçiyorsun, anneler. Şimdi çocukların ailede sözü geçiyor ya. Çocuklar aileyi yönetiyor.
Anne baba bir lokum almış çocuk ne diyorsa evet evet. Bir arkadaş bir şey söyledi. Gerçekten çok dehşet bir sözü. Dedi biz çocuklarımızı çok kutsallaştırdık ya. Vay. Kutsallaştırdık. E niye? Elini soğuk sudan sıcak suya sokmayacağım. İyi de bu her zaman sen olmayacaksın ki. Mübarek. Ya Allah can sağlığı versin. Hepimiz 50 sene sonra yokuz. Sen olmayacaksın ki bu çocuk yani. Valla fırtınaya da tutulacak, yan soğuğa da kapılacak. O eli sıcak suya, sıcak suya, soğuk suya demeyen el valla sıcak suya da girecek. Hayattaki farklı şeylerle karşılaşacak. Onun için bu yüreklere dokunmak dedik ya, yine Japonya'da bir deney yapmışlar Murat Bey. Böyle iki tane bardak su almışlar. Bir suya sürekli demişler, kirli su, hakaret etmişler, pis su, bilmem ne. Sürekli bir çocuklarımıza diyoruz ya sen altın, sen de bir şey çıkmadın lan. Zaten bu da ayrı bir dert. Ya ben sana güveniyorum. Sen benim evladımsın. Ben sana inanıyorum. Eksiklerin olabilir. Hepimizin eksiği olabilir. Ama bunları birlikte aşabiliriz. Bak işte yüreğe dokundu. Evet. Ben de senin yaştayken böyle eksiklerim oluyordu. Bu yanlışları yapıyordum. Ama zamanla insan bunları aşar dediğin zaman çok şey değişir. Diğer suya da diyorlar ki ne kadar güzel susun, harikasın, şusun, busun. Bir ay sonra Murat Bey bir bakıyorlar ki hakaret ettikleri suyun molekülleri bozulmuş diye sok tertemiz. Bakın insan bedeni de %70'i su. Ve biz insan yetiştiriyoruz. Onun için önce insan diyor ya bir ne olursa olsun ne olursa olsun ben gençlere de hep bütün konferanslarında diyorum ki gençler Allah anne babanın yokluğunu vermesin. Ben hem yetim hem öksüzüm. Annem babam vefat etti. Mekanları cennet olsun. Bir kez daha vallahi şu anda var ya. Annemi kucaklamak için şu yalızı verirdim ya. Bir kez daha. Şöyle kucaklayıp koklamak için şu yalızı verirdim ya. Ama yok. Gitti. Gittiler. Gidecek. Onlara da gitti. Biz de gideceğiz. Neyin peşindeyiz ya? Şu anda herkese söylüyorum. Bizi izleyen herkese Allah için söylüyorum. Şuramdan söylüyorum. Ya anne baban sağsa, yanınızdaysa, ya gidin bir elini öpün kucaklayın ya. Dersen niye? Ben öğrencilerin hepsini söylüyorum konferansında. Dersen niye diye içimden geldi ya ben seni çok seviyorum de ya. Daha sonradan sevmez, kucaklamazsanız gider mezar toprağını öper ağlarsınız. Gitti. Ne yapabilirsin? O zaman bana diyorlar ki bu enerji neden geliyor? Benim gül peygamberim diyor ki amel defteri kapanmayan üç kesim var. Bir meyve ağacı dikmişsen, bir çeşme yapmışsan, bir okul, işte cami, bir kurum, böyle bir şey açmışsan amel defteri kapanmıyor. En önemlisi hayırlı evlat yetiştirmişsen, o hayırlı evlat çok güzel şeyler yaptıkça hem senin hem onun hanesine yazılacak. İnşallah biz de hem hayırlı evlat oluruz, hem hayırlı evlatlar yetiştiririz diye düşünüyorum. Hocam Allah rahmet eylesin. Öyle olsun. Nur içinde yatsınlar, Allah. Mekanları cennet olsun. Ben duygulandım, kusura bakma. Evet, yo, estağfurullah hocam. Hocam zaten Hacı Hocam sizi bilenler konferanslarınıza, seminerlerinize, Türkiye'nin değişik platformlarında katıldığınız seminer ve sunumlarda da yine aynı şekilde. Hocam tabir yerindeyse içiniz dışınız bir, biz Anadolu insanıyız açıkçası. Çok tabii davranış veya sözlerle zaten devam ediyorsunuz. Hocam burada mesela geleneksel kuşaklardan bahsettik. Ya bu hafıza yavaş yavaş kaybolmaya başladı hocam. Yani hani Z kuşağı, Y kuşağı bunlarla ilgili söylemlerde bulunurken çocuklarımızın hem eğitim noktasında hem de kültürel noktada geçmişle bugünü kıyaslayamayacak bir duruma gelmeleri de çok acı olmaya başladı. Çok koptuk ya. Yani bunda yine hocam iğne çuvaldız yapacaksak elbette ki hocam belki de aileler bizim rolümüz olumsuz anlamda yine büyük. Çünkü hatırlatmamışız, söylememişiz, götürmemişiz hocam. Çocuklar biliyoruz misafirliğe gidiyoruz hepimiz işte. Çocuk odasında. Diyorsun ki misafirlerimiz var. Yavrum gel bir hoş geldin. Gel şu büyüklerin bir elini öp. Gel hizmet et. Ya ben anlamıyorum. Hiç küçücük. Ama gelen misafirin hizmetini hep biz yapıyorduk. Biz çok çalışkan öğrenciydik.
dersimizde de çalışıyorum. Ben gece yarısından kadar ders çalıştım oldu. Kitap okudum olmuştur. Çoğu zaman rahmetlik annem ben uyumuşum kitabı almış bir kenara bırakmış. Gidip çay bahçelerinde şurada burada yazın çalışırdık veya şey yapardık. Öğrenci yıllarımızda. Gece 2'de geldi ama yine çalışırdık. Neydi biliyor musun işin sırrı Murat Bey? Rahmetlik annem diyordu ki hacım akıllıdır. Allah emeklerini boşa götürmesin. Ben de işte o yoğunlaşma var ya oydu benim için. Her zaman bana bir ilke oldu. Ben bu kadını mutlu edeceğim. Bu kadın için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu kadın emeklerini Allah boşa götürmesin. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Sürekli. Abi git dersine çalış. Hayır, ya sürekli bir şey normalleşti mi? Bitti. Bir defa. Adam diyor Allah beni boşa götürmesin. Okul faydalı olsun inşallah. Çünkü benim annem okuyamamış. Evin en büyük kızıymış. Zaten bizim bu bölgede de en büyük kız ikinci annedir Murat Bey. Evet. Kardeşlerine bakmış, bacılarına bakmış, şuna bakmış. Şimdi biz gelenek göreneklerimizi unuttuk. Bir kere buradan koptuk. Olmaz. Şimdi Adana'da çocukluğumuzda şeyde bütün şeylerde annem mesela bir perde yapmıştı. Böyle küçük küçük perdeler. Bezlerden. İki tane çivi getirdim. Çaktım, baktım. Duygulandı dedim. Ne oldu? Çok güzel oldu dedi. Murat Bey biz şükürü unuttuk. Şükür nimetini unuttuk. Komşuda şu var da, arkadaşımda şu var da, bu var da. Ya bitmez ha. Bu döngü bitmez ha. Allah aşkına en sevdiceğimizi kucaklayıp toprağa gömerken herkes şahit oluyor ki hiçbir şey götürmüyor. Derdi dünya olan dünya kadar derdi olur. Bunun neyin peşindeyiz? Yay böyle sıkışmış. Herkes böyle şeyden bakıyor. Ya yok, vallahi yok. Bir mola verin. Herkese diyorum, herkese mola. Bak bu mola işareti. Bizi izleyenlerin hepsine söyleyeyim. Bir mola verin. Nedir biliyor musun? Bir nefes alın. Bir odanıza çekilin. Şu teknolojiden bir uzaklaşın. Rabbimiz öyle istemiyor mu? Rabbimiz diyor ki günde 5 defa niye namaz kılıyoruz? Bir defa kılabilirdik. Bir defa da hepsini kılabilirdik. Hayır diyor. Mola ver mola. 5 defa namaz kılıyoruz. Ondan önce güzel diyor bir abdest alın. Su insanı ferahlatıyor biliyor musun? Ya bütün düşün abdestin o şeyini. Ondan sonra diyor şöyle elini havaya kaldırıyorsun. Diyorsun ki Allah'ın bütün dünyalık arka tarafta kaldı senin karşına çıktım. Şey İskender Pala diyor ki hiçbir sevgili Murat Bey 5 defa randevu vermiyor ya. Ya bu sevgili sana her gün randevu veriyor. 5 defa randevu veriyor. İstediğin saatte randevu veriyor. Alemlerin Rabbi sana her türlü nimeti sunan en büyük nankörlüğü zaten biz o da yapıyoruz. Yaradan'a nankörlük yapan zaten diğer şeyler hiç yaranamaz kusura. Bakmasın kimse. Şuramızdan gelerek ona bağlanırsa işte yüreklere dokunma bu. Çocuklarımıza bunu verebilirsek çok şey değişir diye düşünüyorum. Evet. Hocam çok güzel gidiyor. Yani ben bir nebze de bunu bir gıda olarak değerlendiriyorum. Eyvallah. Hocam Eyvallah. Bir vitamin olarak değerlendiriyorum. Eyvallah. Çünkü bizim bunlara ihtiyacımız var. Hocam siz gerçekten hani gönül insanı deriz ya. Yani belki ünvanlar vardır ama siz en önemlisi bence gönül insanısınız. Yüreklere bu anlamda dokunan bir yapınız var. Hocam ben biraz eğitim kısmına girmek istiyorum açıkçası. Evet. Yani ailelerimizden, özellikle annelerimizden, babalarımızdan, evlatlarımızla ilgili beklentiliğimizde başlıyoruz. Biraz önce değindiniz belki ama ya onları sevmek yerine, onlara belirli kurallar, belirli sorumluluklar vermek yerine hep eğitime yöneltiyoruz. Ya matematikten örnek veriyorum 10 tane soru çıkmışsa, 3 tane yanlış yapmış. Onun üzerine, muhabbetimiz onun üzerine geçiyor. Evet. Hocam akşam, niye 3 tane soru yanlış oldu? O çocuk bunları duyduktan sonra, duya bir zaman sonra babam beni matematik için seviyor hocam. Yanlışlarımla değerlendirdiği için babamın gözümde ben koşulsuz bir şekilde değerli değilim. Hep böyle beklentiliğe cevap vermek üzere bir değerliliğim var. Eyvallah. Hocam buyurun. Öğrencilerimiz düşük not aldığında da diyecek ki valla sen bizim için kıymetlisin. 100 alsan da benim için kıymetlisin. Sınavdan 50 alsan da benim için kıymetlisin. Elinden geleni yap ama biz de sana yardımcı olalım. Bizden işte çocukların ödevlerini siz yapmayın. O sorunu yerine getirsin. Ama biz öğretmenler de ölçüyü kaçırmayalım kardeşim. 10 sayfa, 12 sayfa, 15 sayfa fotokopi ne ya?
Aslı dururken biz de fotokopilerle uğraşıyoruz. Bakın Murat Bey, biz de öğretmeniz. Halen de işin içindeyiz. Bir tane şey yapardık. Mutlaka çoğulama diyorum. Biz 20 sayfa kitap okumadan yatmayacağız yavrum. Ne diyorsunuz? Var mısınız? Varız. Tamam yavrum. Ödevimiz ha. Yarın günde 5 tane özdeyiş. Bizim deyimle özdeyişle işte atasözleri sözlüğe aldık. Halen de söylüyorum. Her gün 5 tane atasöz deyim. Bu arada dilimizin zenginlikleri projesine de inşallah giriş yapacağız. Şey yapalım. Her gün çocuğum 5 tane atasözü ve deyimin anlamıyla birlikte gelir okulda söylerdi, okudu. Her gün 10 tane kelimemiz olurdu. Ödev olarak, ödevden bahsediyorum ha. Ödev olarak çocuklar her gün A'dan başlayarak, sözlükteki A'dan başlayarak 10 tane kelimeyi geliyoruz. O anlamıyla birlikte okuyoruz. Sınıfımızda da onlarla ilgili cümleler kuruyoruz. Türkçe'de şu anın dünyanın 5. zengin dili diyor ama biz artık o kadar şeye düştük ki selame, teşekkür. Biz selamın aleyküm demeyi unuttuk. Selam, ya bu değil. Onun için bu da buna dikkat edeceğiz. Çocuklarımızı bu konuda yetiştireceğiz. Bir de Murat Bey, bütün ailelerden rica ediyorum. Hani bu en önemli şey bu okuma. Bu projemizi lütfen uygulasınlar. 52 hafta, 52 kitap, her hafta bir kitap okumaya var mısın demiştik. Kendimiz de okuyoruz. Ama çocuklarımıza mutlaka bir kitaplık oluşturalım. 4 tane çocuğumuz varsa, 5 tane çocuğumuz varsa hepsine ayrı ayrı kitaplık oluşturamayabiliriz. Çünkü zor yani, belki herkese. Ama şunu yapabiliriz. Bir kitaplık alıp 5 tane rafı varsa Murat Bey, 5. sınıfa giden işte en yaş sıralamasına göre en üst rafı Ahmet'in kitaplığı. Yazın üzerine, yazına sahiplensin. 3. rafa Ayşe'nin kitaplığı, Ali'nin kitaplığı, ya 4 yaşında, 5 yaşındaki bebeğe Zeynep Gül'ün kitaplığı diye en alt rafa yazdım. Gidiyor, geliyor, kitapları seviyor, şey yapıyor, diziyor. Bu ne? Okuma yazma yok ha. Sahipleniyor ya. Ve çocuklar bu şeyi alsın. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Harçlıklarıyla kitap alsınlar ya. Çocuklarınıza günlük harçlık vermeyin, haftalık verin. Bir haftanın hesabını yapsın, ona göre harcasın. O çocuk işinden tutumlu olmayı. Gerekirse birer tane, bizim çocukluğumuzda vardı. Hatırlıyorsan tenekeden kumbaralar yapıyorduk. Ya bir kumbara alın. Çocuk işte bir arada bir atsın. O kumbarasında biriktirdiği parayla da gitsin. En sevdiği kitabı, oyuncağı neyi varsa atsın. Bu önemli bir boyut. Bir de bütün velilere söylüyorum. Bak bütün bizi dinleyen insanların hepsine Allah için söylüyorum. Bildiklerimizi anlatmazsak vallahi Allah bizden sorar. Çocukların okuduğu kitabın kapağını, fotokopisini çekin. Bunları çocuklar bir de boyasınlar. Bak bu da algıda seçicilik. Onu boyarken onun beyin algılıyor. Kaydediyor Murat Bey. Onu boyasınlar istediği renklere. Arka tarafına da kitapla ilgili özet falan değil. Çocuk özet çıkarmayı bilmiyor. Hoşuna giden bir cümle varsa, bir şey varsa onu yazsın. Bunları da bir mavi dosya klasörlerden alın, hepsini şöyle dosyalayın. Çocuğunuz somut olarak ne okuduğunu kendisi de görsün, siz de bilirsiniz. Yani çok kitap okuyan bir öğrencim vardı. Dedim sen ne yapıyorsun? Dedim öğretmenim bütün okuduğum kitapların listesini yapmışım. Bir getirdi. Harikaydı. En azından bak hepsinin ismi. Bu da bir çocuk eğitimle ilgili güzel bir düşünce diye düşünüyorum. Bir de ne olursunuz? Şu biraz sadeleşelim Murat Bey. Ya biz ne kadar evlerimiz öyle, kıyafetlerimiz öyle. Ya böyle değil. Ya bir Ankara lastiği vardı, giyiyorduk, mutluyduk. Şimdi ya çeşit çeşit babuşları, ayakkabıları, şu olan çocuk. Bu yok ki, bunu da istiyorum, bunu da istiyorum. Ya öyle değil. Evlerimiz çok şey, aynı şeye döndü ya, antikacı dükkanına döndü. Bazı şeyler, Allah'ım, vallahi böyle olmaz. Ya bir insanın ömrünün yarısı okulda geçiyor, yarısı evde geçiyor. Çocuk oyun oynayamıyor. Oyun oynayacak, aha vazoyu kırdı, aha bardağı kırdı, aha şeyi kırdı. Anne gelmiş çok üzgün. Ne oldu yenge dedim. Takım bozuldu. Ne takımı? Fenerbahçe. Yok yok diyor bizim porselen takımı. Ya bu nasıl bir şey? 6 tane takım ya. Birileri, bu kapital sistem var ya, 12, 6, 12, 24 kendine göre bir şey oluşturmuşlar. Anne diyor, aha diyor, polislerinin bir tanesi kırıldı. Onun için üzünleniyor. Ya ne yapacaksın? Çocuğun kalbi kırılmasına neyin derdindesin?
5 tane olmaz mı? Yok hocam takım. Bir de beyefendi sıkıştırıyor. Gidip aynısını bul. Ya aynısından daha o porselende belki yoktur. Gitti daha. Böyle değil. Küçük şeylerle kendimizi mutsuz etmeyelim. Ya o vazo da kırılır. Testin içinden ne varsa dışına o sıza diyor Mevlana. Bizim içimizde şu anda. Ve çok önemli bir şey daha söylüyorum. Allah için söylüyorum. Ya bütün duvarları perde yaptık ya. Bu ne ya? Allah'ın güneşini evimize girmesini engelliyoruz. Korona döneminde gördük ki güneşten D vitamini alıyoruz. Ya D vitamini yok. Güneş girmeyen yere doktoru girer diyorlar. Güneş girmiyor be. Ne yapalım hocam? Ya açın şu perdeleri, duayla baş başa olun, sabah açın, bir oksijen gelsin. Aldığımız oksijenin %23'ü beyne gidiyor Murat Bey. Ben bütün öğretmenlik hayatımda sürekli benim sınıfımın pencereleri açıktı. Kapım açıktı. Oksijen girmezse sınıfa çocukun kafası çalışmaz. Bir şeyden sonra diyor ya bu çocuk niye anlamıyor? Ne oksijen anlamıyor oksijen. Onun için dağa taşa gidin yürüyün. Spor yapın efendime söyleyeyim. Parklarda dolaşın. Çocuk oksijen alsın. Yeme içme kadar da oksijen etkiledir. Hocam tabii yaş olarak bizler de geleneksel kuşaklardan gelen bireyler olarak yani mahalle kültürüyle biz büyüdük. Evet. Açıkçası mahallelerden evlere gelmezdik. Şimdi çocuklar odalarından dışarıya çıkmıyorlar. Bunun da biraz önce bahsettiğiniz gibi yine anne babalar olarak her ne kadar çocukları suçlasak da en büyük müsebbibi yine açıkçası bizim yönlendirmemiz, tutum ve davranışlarımız olduğunu düşünüyorum. Hocam bu mahalleye çıkma, bu sadece beklentililik olarak, evet çocuğumuz gelecekle ilgili her anne babanın beklentililiğinde okusun, bir yerlere varsın, ayakları üzerinde dursun, her evde olan bir şey. Ama bunları yaparken de, hocam biraz önce bahsettiğiniz sporsal faaliyetler olsun, yani eğlensin, koşsun, evet. Oturarak değil. Şimdi hocam siz de bilirsiniz yani yaşsal olarak mesela yaş gruplarında hareketlilik çok çok fazla olan bir aynen şey öyle. Baktığımız zaman. Aynen öyle. Ne dersiniz hocam bu konuda? Şimdi biz hep çocuğumuza şunu sorduk. Çocuğum ödevini yaptın mı? Ders çalıştın mı? Şunu yaptın dedik hep dedik. Hiçbir gün bizi izleyen herkese soruyorum. Hiçbir gün çocuğunuza yavrum bugün doya doya oyun oynadın mı sorduk mu ya? Ya oyun çocuk için yemek içme kadar önemli. Bir insana ana vatanı diyor çocukları da. Biz ana vatanı... Bak bir de şu var Murat Bey. Vallahi ben her zaman da söyleyeyim yine söyleyeceğim. Sınava dayalı şu sistem çocuklarımız, öğrencilerimizin çocukluğunu, gençliğini çaldı ya. Aynı şeyi biz şu anda kenarında yaşıyoruz. 3 tane öğrenci var. Sürekli sınav, sürekli tez, sürekli... Ya öğretim yok. El becerisi yok. Böyle olur mu ya? Benim çocuklarım vallahi bir şey de şu... 3 tane kızım, 4 tane kızım var. O küçüğü de arada bir gidiyor. O 3 tane kızım sürekli gençlik merkezinde. Abdülsamet Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Bir hatta bir ara bir Abdülsamet Bey'e takıldım dedim. Benim çocuklar bende çok senin orada ya. Başka yolu yok abi. 4 duvar arasında anne nereye kadar tutacak o çocuğu? İki var. Yoksa oraya gitmese işte başka yerlere aynen, gidecek. Aynen. Bırakın. Bütün mahallelerde etkinlik alanları oluşturulacak, sahalar açılacak. Halk eğitim merkezleri daha faal olacak. Anne evde tek başına oturarak mutlu olamaz Murat Bey. Şimdi biz bizeyiz. Çocuk, anne okula gidiyor evde tek başına. Ne yapacak? Halk eğitim merkezlerine gidip ahşap boyama, kaligrafi, ebru sanatı buna. Çünkü bir halk eğitim merkezindeki annelere bir seminer verdiğimde der hocam daha önce vallahi evdeydik, hiç yani mutlu değildik, bir şeyler üretemiyorduk. Geldik buraya şimdi üretiyoruz, mutluluk, bir şeyler sergiliyorlar. Hatta satışından vakıflara ya bir şeylerle uğraşıyorlar biliyor musun? Bütün mesele bu. Ona yoğunlaşmak. Bugün halk oyunları yarışması vardı. 4 yaşındaki bebeğimle gittik. Diyor baba hiç gitmeyecek. Çok hoşuna gitti. Ya biz, ben diyorum ki her okulun bir halk oyunları ekibi olsun Murat Bey, her okulun bir korosu olsun. Bizim zamanında değil miydi basketbol, voleybol takımlarımız yok muydu? Evet. Ya bizim okul, bizim zamanımızdaki şeylerde daha çok etkinlik vardı ya. Şimdi bakıyorum işte sınıf başkanı, Kızılay kolu, kitaplık kolu. Şuramızda bir sınıf başkanı bezi falan şeydi, ben de yürürken bu şekilde yürüyorum. Ya bir onları edinme. Okullar da bitti. Şimdi okullarımızdaki
şeyler, sınıflar, vallahi üzülüyorum. Etkinlik yapacak bir tane yer yok. Her tarafı sınıfa çevirdim. Böyle olmaz abi. O da çocuk mutlu olamaz. Ne yapacağız ya? Etkinlik alanları açacağız. Bir projemiz de var. Allah nasip ederse Murat Bey, yeni kitaplarımız geliyor. Yeni dönemde bir dahaki programlarda inşallah sizlere yeni kitaplarınızı imzalayacağız. 3 tane kitabımız var ya, işte ben onları çok sevdim. Gonca Rastlaması ve Mahalle Arkadaşlığı. O ara tatilde, 15 tatilde yayın evi bizi aradı. Hacı Bey yeni çalışmalar dedim gönderiyorum. Vallahi samimiyetle bir şey yaptım, Allah yardım etti. Ben 3 hafta sabaha kadar yatmadım. Sabah namazıyla yattım. Onun bereketiydi. Allah da bizden öyle istiyor. Hep yatıyoruz ya. O uyku gece. Ya Gazali günde 4 saat yatıyor. İmam Gazali günde 4 saat yatıyormuş. Ya bu ne bir şey. Nobel ödülü bizim bilim adamımız Sancar 17 saat çalışıyormuş. Fuat Sezgin 17 saat çalışıyormuş. Efendime söyleyeyim, Canan Dağ Devren var. Doktor 4 tane buluşma diyor. Ben 17 saat çalışıyorum Hacı Bey. Diğer kitaplarımız da etkinlik ve oyun eğitim, sosyal mutlu çocuklar. Bunları yazdık. Alternatiflerimiz var, çözüm var, proje var. Bir tanesi de yaşanmış hikayelerden oluşan bant telinden dokunan... Kaç kitap hocam? 6 kitap olacak. 6 kitap olacak. Toplamda 6 kitap olacak. Evet. 3 kitabınız hocam vardı. Onlar da güncelleniyor. Evet. Onlar da güncelleniyor. Bir tane bir kitabımız da bant telinden dokunan hikayeler. Bant telinden dokunan hikayeler, yaşanmış hikayeleri yazdık. Allah nasip etti. Bir kitabımız da gönüllere ekilen sevgi tohumları. Sevgi tohumları. Ya diyorum ki Allah aşkına anneler babalar, çocuğunuz doğdu. Bu çocuğun adına bahçeye, saksıya ne olursa olsun bir tane ağaç dikin. Üzerine yazın Ali'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın ağacı. Onunla birlikte büyüsün. Daha biraz 3 yaşına, 4 yaşına geldiğinde bu senin ağacın. Bunu sulamak ister misin? Birlikte onu sulayın. Çocuğunuzla birlikte bir tane tohum atın toprağa. O tohumun gelişimini birlikte izleyin. Görsün ya bu nasıl böyle büyüyor, nasıl gelişiyor. Ama seninle birlikte ekmişsin. Sen birlikte o zaman çocuklar mutlu olacaktır. Hocam özellikle anne babalarımız açısından yaşanmış hikayelerle beraber sevgiyle yüreklere dokunmak dedik. Evet. Bu çıkacak kitaplarınızın yanı sıra ben ciddi anlamda tesirlediğin olduğunu düşünüyorum hocam. Yani doğaçlama, doğal bir şekilde anlatımların aileler nezdinde de kabul gördüğünü düşünüyorum. Hocam nokta atışı, yani ailelerimiz en başından beri programımızda konuştuğumuz konular üzerine. Hocam hangi en fazla bütün yayınlarınız, kitaplarınız değerli olduğunu ben düşünüyorum. Ama hocam yani bu konularda evlatlarla ilgili, yaşanmışlıklarla ilgili yani böyle hocam nokta atışı diyebileceğimiz neyi önerirsiniz hocam? Hangi isim vermek doğru olur mu? Sizin çocuklarınız gibi hocam yani açıkçası. Vallahi Murat Bey dediğiniz gibi aynı çocuklarımız gibi. Yani. Ben 4 tane çocuğum vardı, 4 kızım vardı. Her birine 3 kitap vardı, 3 kızıma ithaf etmiştim. 4. kitap da Zeynep Gül'ümüze ithaf ettim. Bir tane kitabımı da ölmüş anne babama ithaf ettim. En son kitabımı da eğitim hayatım boyunca üzerinde emeği olan bütün öğretmenlerime ithaf ettim. Vallahi her birinin ayrı bir yeri var. Çünkü çok geniş yani. Konular çok şey, etkinlik ve oyun eğitim, sosyal mutlu çocuklar tabii bu etkinliklerle ilgili o evde, okulda nasıl o yapacağım etkinliklerle ilgili şeyler yazdık ama ya bam teline dokunan hikayeden şey bambaşkaydı. Tabii sürpriz olsun inşallah. Sevgi tohumsuz olur mu? Biz o vallahi Allah yardım ediyor. Ben hiç hesap, diyorum ya diğer kitap yazacağım. Bir de şunu gördüm, kitap fuarında Murat Bey, 10 gün orada gönüllü olarak oradaydım. Allah razı olsun. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bize görev verdi. 10.000 aşkın gencimiz, çocuğumuz, öğrencimiz geldiler. Hepsiyle tek tek sohbet ettik, anlattık. Kitaplarımızı imzalarken, baba itler, sizden tek bir isteğim var. Nedir? Benim kitaplarım ne olur? Günde en az 10 sayfa okuyun. Söz mü söz? Kağıtları da aldık, köşe kağıtlarımız yanında. İyidir senin bir de ismini yazar. İşte bak diyorum ki bir sanat uğraşın. O kaligrafi sanatını ben korona döneminde öğrendim. Evet. Mutlu oluyorsun.
Evet. Ürettikçe mutlu oluyorsunuz. Evet. Çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek zorundayız. Ve ailelere şunu söyledim. Çocuklarınızı alın, kitap fuarına gelin. Evet. Kitapları çocuklar kendi seçsin. Ya biz çocuğun odasını boyayacağız, kendi zevkimize göre boyuyoruz. Bırakın çocuk kendi odasının rengini kendi seçsin. Kendi yatağını kendi seçsin. Bunlar adına biz her şeye karar vermeyelim. Evet. Hocam programımızın sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımızdan uyarı alıyoruz. Son olarak hocam sözleriniz varsa onları alalım. Evet. Hacı hocam. Rusya'da soğuk havalarda okula gelen öğrencilere 5 üzerine 2 puan kafadan veriyorlar. Diyorlar niye? Ya bu soğukta, bu karda, kışta gelmişse bu çocuğa 2 puan da verelim. Notu kozlarla kullanmanın hiçbir anlamı yok. Not çocuk içindir. Bu arada dönem sonu etkinliklerimiz vardı. Bakanlık çok güzel bir şey başlatmış. O çok harikaydı. Biz bir hafta boyunca etkinlikleri yaptık. Çocuklar da çok mutlu oldu. Yani o benim hayalimdeki şeyden çok bakanlık başlattı. Ona da çok seviniyorum. Bilgi yarışmaları, birçok şey Murat Bey. Ve aynı zamanda dilimizin zenginlikleri projesi. Şimdi okul okul dolaşıp bunlarla da ilgili şeyleri anlatıyoruz. Çocuklarımızın bir Hacı Bektaş Veli'yi, Mevlana'yı, Mehmet Akif'i tanıması lazım. Bizim o Yunus Emre'yi öğrenmesi lazım. Bizim masallar, Dede Korkut masalları var, birçok şey. Aşık Veysel'i bilmesi lazım. Bunları çocuklarımıza aşılamazsak olmaz. Ve şuna bitireceğim. Şükür etmemiz lazım. Şu anda hani Goncalar solmasın diyoruz ama Gazze'deki, Filistin'deki Goncalar soldular. Soldurdular o çocukları. İnsanlar çok büyük imtihandan geçiyor. Açlıkla, susuzlukla. Yani bombalarla ölmeyenler açlıktan, susuzluktan ölüyorlar. Vallahi yüreğimize dokunuyor. Benim uykularım kaçıyor. Baba çocuğunun cesedini bir poşete koymuş götürüyor. Bir yere göme ki çocuğun mezarı belli olaya. Çocukların ayaklarının altına, ellerine isim yazıyorlar ki öldüklerine bu benim evladım desin. Büyük bir imtihandalar. Biz de onlara dua edeceğiz. Ama gerçekten zor bir durum. Allah yardımcılar olsun. İnşallah bir an önce bu zulüm biter. Onlar da rahatlığa kavuşurlar, felaha kavuşurlar. Birbirimize dua edeceğiz. Bizi konuk ettiğiniz için sizlere, Kanal Fırat ekibine, Kanal Fırat ailesine çok teşekkür ediyorum. Şeref duyduk hocam. Herkese buradan saygı, sevgilerimi sunuyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. En güzel emanettir ya. Sağ olun. Hocam ekranları başında bizleri izleyen sadece Elazığ değil, yani dünya ölçeğinde izleyen ailelerimiz var, vatandaşlarımız var, Türkiye nezdinde. İzleyenler olduğu gibi, hocam benim babam da sizi çok seviyor. Onu da size çok selamı vardı hocam. Tanışmıştım. Onu iletmiş olayım canlı yayında da hocam. Allah sizden ondan razı olsun, sizin gibi hayırlı bir evlat. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Selamı götün anne babanıza. Aleykümselam hocam. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Kanal Fırat ekranlarından yayınlanan bir aile ve çocuk programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki aile ve çocuk programında sizlerle beraber tekrar görüşmek ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.